Elif'in annesi bebeğin yaşadığını söyleyince gelincik saçından tırnağına kadar mosmor oldu. Bir görseniz, bir feryat, bir figan. Sanırsın düşmanın evladı yaşıyor. Ya ben anlamıyorum. Hem kendi istiyor çocuğu hem de... Kızım bunu anlaşılmayacak ne var? İnsanın kendi karnında taşıdığı evladı gibi olmuyor işte. Hem doktorlar bile diyor. Doğum, anne ile çocuk arasındaki en temel bağdır. Vallahi ben iki çocuğumu da kendi karnımda taşıdım, doğumumu da yaptım, sancımı da çektim. Görüyorsunuz işte, annem annem diye etrafımda deli oluyorlar. Kahraman Bey ne yaptı? Ne yapsın? Alan almış, alan almış, avcım göğe baka kalmış. Sen hem adama çocuk bile vereme, hem kıymet bekle. Kahramanı zaten bir ayağı eşikte, bir ayağı dışarıda. Yarın bir gün Elif'i de eve getirip baş köşeye koyarsa hiç şaşırmam yani. Yok canım. Kahraman Bey sever Defne Hanım'ı. Ne işi olsun Elif'le? Aman nesini sevsin o sosyetik gelinciğim. Hem bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz. Neymiş o? Hazır olun, bombayı patlatıyorum. Kahraman Elif'i Reşadiye'deki eve götürdü. Ziya babam istedi. Ha? Mercimek fırının ağzında yani. Ay gitti, kahve taştı. Ay Gülsüm de getirmez. Kapı kapı. Görüyorsun değil mi gelinciyi? Gözü dönmüş hırstan. Bebek bebek istemiyorum diye tutturdu. Kendisi taşıyamıyor ya. Sırf o yüzden yapıyor bütün bu kıskançlığı. Aslında haklı kıskanmakla. Kahramanla Elif'in dumanı tütmeye başladı bile. Ayol bu ne ihtimal? Ya alt tarafı salonda yemek yiyeceğiz yani. Saçlar yapılmış, kokular sıkılmış. Hayrola? Aile değil. Şirket emeğine gidiyorum hayatım. Aa desene öyle. Allah iyiliğini versin. Ben de herkesin kocası başka alemlerde, benimki benim yanımda olacak diye gerim gerim geriliyordum sabahtan beri. Olsun. Benim bir tanemdir koca. Bak ötekilere. Kardeşim bile ne işler çeviriyor. Kahraman göz göre göre aldatıyor Defne'yi. Kadın basınca 30 yaşına, erkek başlıyor oynaşına. Gözü çıksın öylelerin. Benim kocam böyle bir şey yapmaz ama, değil mi aşkım? 2 saattir yapamadın şu kravatı Şükran. Ya gemici düğümü mü yapıyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ki. İş yemeğine gideceğim, geciktim zaten. Holdingin bütün işleri başında. Yoruldum Şükran, anlıyor musun? Yoruldum. Yakup Yörükan'ı nihayet yordular. Ama iş beklemez. Bu fedakarlığı yapmak zorundayım. Cefakar kocam benim. Seviyorum seni. Ben de sizi çağıracaktım Şükran abla. Yemek hazır. Herkesin değil mi? Canan'la Nihir aşağıdalar. Diğerlerine de şimdi haber vereceğim. O zaman sen şimdi Meryem'i çağır, ben annemlere haber vereyim. Peki. Yakup gitti mi? Gitti Ziya Bey. Çok ısrar ettim akşama kal diye ama kalmadı, işleri varmış. Çok işine verdi kendini bu aralar Yakup'u, üzülüyorum. Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın ben ne yapardım Kıymet Hanım? Bir kez olsun kendi evlatlarından ayırt etmedin Yakup'u. Öz evladınmış gibi sevdin, kolladın. Öz evladım gibi sevdim tabii Ziya Bey. Benim için kahraman neyse, Meryem neyse Yakup da odur. Yakup'un hiçbirinden farkı yok, hiç. Anne, ne yapıyorsun orada? Gelsenize hadi. Babamları yemeğe çağırıp geliyorum. Baba, sofra hazır. Geliyor musunuz? İniyoruz şimdi kızım. Sen git. Şükran. Efendim baba. Bir sorun yok değil mi kızım? Yok bir şey. Ne olabilir ki? Ziya Bey, konuştuklarımızı duydu mu acaba? Dua edelim, duymamış olsun. İnşallah.
Menü vereyim mi efendim? Sipariş verecek misiniz? Biraz daha konuklarımız gelecek. Daha sonra öyle. Peki. Alo Taygun Bey. Evet, sizi bekliyoruz. Ama nasıl olur? Keşke önceden haber verseydiniz. Tamam, anlıyorum. Ben Yakup Bey'e iletirim. Duruma göre ileri bir tarihi alırız. Sağ olun. Görüşürüz. Ne oldu? Hayrola. Gelemiyorlar değil mi? Acilen Ankara eğitimleri gerekmiş. Şirketle alakalı bir takım sıkıntılar çıkmış. Onları halletmemiz gerekiyor dedi. Kusura bakmayın, ne olur. Kalkalım isterseniz. Yok. Buraya kadar geldik madem. Bir şeyler yedim bari. Ben çok acıktım. Sen? Olur. Garson, beni getirsene. Teşekkür ederim.